Millet İttifakı'na katılacak mısınız? Böyle bir davet aldınız mı? Bu konu ne zaman netleşecek? Şimdi her şeyden önce izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Doğru, siyaset çok hareketlendi. Ben bundan bir ay önce partinin bütün kurullarını ayrı ayrı topladım. Politika İzleme Kurulu, Parti Başkanlığı Kurulu, Parti Yönetim Kurulu. Arkadaşlara dedim, siyasetin Nevruz'u 1 Ekim'dir. 1 Ekim'de siyaset hareketlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte. Ve biz 1 Ekim'den itibaren hepinizde, onlarla da istişare ederek bir kendi içimizde bir eylem planı hazırladık. Dolayısıyla siyaset daha da hareketlenecek Serap Hanım. Ben önümüzdeki birkaç ayın Türkiye'de önümüzdeki belki 10 yılı belirleyecek kadar hareketli geçeceği kanaatindeyim. Sadece bir seçimi değil, sonraki dönemlerde belirleyebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bu hareketlilik içinde bizim Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra dikkat ediniz, o dönemdeki tempolu yürüyüşümüz devam ediyor. Bütün muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Sayın Akşener dün bizim misafirimizdi. Çok güzel görüşme gerçekleşti. Geçen hafta da Sayın Karamollaoğlu misafirimiz olmuştu. Önümüzdeki günlerde de başka görüşmelerle devam edecek. 1 Ekim'le birlikte, yani Ekim ayıyla birlikte iktidarın bazı hamleleri olabileceği, seçim yasasıyla ilgili, efendim sosyal medya yasasıyla ilgili bir takım siyaset alanını daraltan ve siyaset alanında mühendislik yapmaya çalışan bir takım hamleleri olacağı bekleniyordu. Her şeyden önce bu hareket alanını muhalefetin ve bizlerin hiçbir şekilde iktidar tarafından domine edilmesine izin vermememiz lazım. Gündemi biz belirlemeliyiz, gündemi biz yönetmeliyiz. Dolayısıyla Gelecek Partisi olarak bu çerçevede de birçok adım ve planlama içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Sorunuza net olarak cevap vermek gerekirse, dün Sayın Akşener geldiğinde parlamenter sistemi görüştük. Ana konu buydu. Ve bundan sonraki siyasi süreçleri. Parlamenter sistemle ilgili Türk siyasetinde ilk kapsamlı, çerçeveli açıklamayı ve bir kitap haline, kitapçık haline gelmiş açıklamayı geçen sene 9 Kasım 2020'de Gelecek Partisi olarak yaptım. Bunun altını çizerek söylüyorum çünkü maalesef bir önceki programda yine bu göz ardı edildi. Bazı gözlemciler, yazarlar, konuşmacılar her ne hikmetse Gelecek Partisi'nin attığı adımları, yaptığı açıklamaları göz ardı eden bir tutum içindeler. Her şeyden önce onu düzeltmek isterim. Sayın Akşener de birçok kez ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etti. Ve hatta sadece özel görüşmelerimizde değil, yaptıkları programlarda tam bir kader şinaslıkla en kapsamlı parlamenter sistem çalışmasının bizim tarafımızdan yapıldığını söylediler. Ve yayında da Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Serap Yazıcı'nın çalışması. Tabii Sayın Serap Yazıcı'nın çalışmasına veren kader şinaslıkları dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. Önemli olan bir yarış içinde değiliz biz. Ama birbirimizin hakkını ne kadar doğru teslim edersek sonraki çalışmalarda daha dürüst, daha açık, daha şeffaf ilişki içinde olur. Dün de Sayın Akşener bizim çalışmamızı takdir ettikten sonra kendilerini 26 Mayıs'ta açıklamış oldukları çalışmayı getirdiler. Ve onlar da bize verdiler. Biz arkadaşlara da ben tebliğ ettim. İlgili arkadaşlar, Sayın Serap Yazıcı, Sayın Ayhan Sefer Üstün, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanımız. Onlar da onu etüt ediyorlar. Karşılıklı görüşülecek. Son dönemlerde bu yöndeki momentum altılı bir çalışma grubunun oluşmuş olması Millet İttifakı'na sanki bizim katılımımız gibi algılanıyor. Bir kere açıklık getireyim. Üç tür ilişki biz tasavvur ediyoruz ve bunu yaptık, sistematik. Bizde sistematik olmayan hiçbir şey yok. Yerli yerine oturması lazım her şeyin. Diyalog, işbirliği, ittifak. Bu üç ayrı şeyler. Diyalog konusunda kapımız kimseye kapalı değil. Nitekim geçen 9 Kasım 2020'de parlamenter sistem açıklamasını yaptıktan sonra ve kitapçık halinde en müşekkel, bir akademisyen olarak söylüyorum bunu, bunun kadar müşekkel, kapsamlı bir açıklama sadece son dönemde değil, Cumhuriyet tarihinde yazılmamıştır. Oradaki ana umdeleriyle Türkiye'de siyaset yeniden parlamenter sistem etrafında inşa edilir. O zaman biz bütün partilerden, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Sayın Bahçeli'den de randevu istedim ben. Yani diyalog söz konusuysa kimseye kapımız kapalı değil. Bize en ağır hakaretlerde de bulunsalar, memleket meselesi varsa ben Hazreti Mevlana'nın torunuyum. Kimseye git demem, herkese gel derim. Herkesle konuşurum. Hiçbir nefs, hırs, öfke veya tutmaksızın ve bir ön yargılı bakmaksızın görüşürüz. Diyalog bu.
İşbirliği ise ilkeseldir bizim açımızdan. Yani parlamenter sistem ilkesel olarak bu altı partinin anlaştığı bir konudur. Dolayısıyla bu ilke etrafında, ilkesellik etrafında görüşmeler yapılır. Ve nitekim yapılıyor. Üçüncü toplantısını yaptılar birkaç gün önce. Bizden de Sayın Ayhan Seferüstün katılıyor. Ve düzenli olarak beni de parti başkanı kurulunda bilgilendiriyor. Ve bizden talimat alarak bu çalışmalara katılıyor. Yani şahsi bir çalışma değil. Altı parti bu konuda mutabakat halinde. Mutabakat ne? Türkiye böyle tek başına kişiselleştirilmiş bir cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle değil, kurumsallaşmış bir parlamenter sistemle yönetilmeli konusunda anlaşıyoruz. Bu altı partinin çalışması da buna odaklıdır. Başka bir alanda önümüzdeki günlerde başka partilerle çalışmalar yapıp açıklama yapmayı da planlıyoruz. Yani başka konularda da 2, 3, 5, 6 parti bir araya gelip açıklama yapabilir. İttifak ise Serap Hanım farklı bir şey. İttifak bir seçimle ilgili kader birliği yapmaktır. Şimdi böyle bir işbirliği milli şeydeki parlamenter sistemdeki işbirliği bir ittifak asla değildir. Bu şu anlama gelmiyor. Bu partilerle biz ittifak ileride yapmayız anlamına gelmiyor. Ama her şeyi zamanda konuşmak lazım. Ufukta seçimin şartları, seçim yasası nasıl olacağı, önümüzdeki dönemde neler yaşanacağı belli olmadan bizim partilerimizin bütün kurullarında mutabık kaldığımız husus şu: seçim ufukta görülmeden ve seçim yasası belirginleşmeden ittifak konusunda herhangi bir angajmana girmeyeceğiz. Bu parti kurullarının kararıdır, benim şahsi kanaatim değil. Hiçbir konuda da tek başına karar vermem. Bu seçim yasasında o zaman sizin için en önemli başlıklar, ya merakla beklediğiniz ve görmek istedikleriniz hangileri? Seçim yasasının önemli olan iki şeyi birden sağlamasıdır. Bir, seçim siyasal sistemde iki şeyi, bir temsilde adalet, iki siyasette istikrar. Bu iki husus gerçekleştiren her seçim yasası ülke için faydalıdır. Ama siyasi istikrarı sağlayacağız diye temsilde adaleti yok sayarsanız ya da temsilde adaleti sağlayacağız diye siyasi istikrardan fedakarlık ederseniz bir denge kuramazsınız. Bugünkü iktidarın hesabı şu: öyle bir seçim düzenlemesi yapayım ki siyasi istikrarı sağlıyor görünsün ama temsilde adaleti hiç sağlamasın. Biz çok temsil edilelim, mümkün olduğu kadar en fazla temsil edilelim, diğer partiler temsil edilmesin. Burada da matematik yapmaya çalışıyorlar. Ben matematiği çok önemserim. Yazdığım duruş kitabında da matematik en temel şeydir diyorum, soyut düşünce. Ama matematiğin geçerli olmadığı ya da matematiksel mühendisliğin geçerli olmadığı tek yer siyasettir. Siyaset psikolojilerin yönetimidir, süreçlerin yönetimidir. Şimdi iktidar bir varsayımda bunu yapıyor. Geçen gün çok ilginç bir Anavatan Partisi'nin son dönemde önemli yani katkılarda bulunmuş bir siyasetçi iş adamı ziyaretime gelmişti. Efendim dedi, sakın ha bu anketlere, matematiksel hesaplara bakmayın. Biz 2002 seçimlerine giderken bize gelen anketler %25, minimum %20, maksimum %30 civarında bir oy ile geliyordu. Gele gele %4,5'ta kaldık dedi. Şimdi öyle bir hesap yaparsınız ki siz statik olarak bir varsayımda bulunursunuz, ona göre bir seçim yasası çıkarırsınız, altında boğulursunuz. Ben size söyleyeyim, hangi düzenlemeyi yaparlarsa yapsınlar, biz o düzenlemeleri aşarak iktidara doğru yürüyeceğiz, onlarsa o düzenlemelerin altında kalacağız.